Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Hız problemlerindeyiz. 5. videomuz sevgili gençler. Vakit kaybetmeden 5. videomuz 5. soruyu açmışım. İlk soruya geri döneceğiz sevgili gençler. 5. videomuz hız problemlerindeyiz. Ve sevgili gençler artık sona doğru da yaklaşıyoruz. Toplamda bu video serisi bittiğinde 64 tane güzel soru görmüş olacaksın. Tekrar ediyorum. Bu videoyu kimler izlemeli? İşte hocam ben problemleri yapamıyorum, edemiyorum, okuduğumu anlamıyorum. Özellikle şu şekilli şukullu olan sorularda elim ayağım basiretim bağlanıyor diyen öğrenciler. Bir, ikincisi de sevgili gençler. Hocam problemlerde yapıyorum. Evet, zaten ben bunu savunuyorum. Sizler sevgili gençler, ben size problemi çözmeniz için 10 dakika versem çözemeyeceğiniz problem kalmaz. Yani illa ki kalır da böyle hani kıyıda köşede saklı olan böyle zor problemler vardır ya, özel yazılmış olanlar. Onları çözemezsiniz belki ama 10 dakika süre versek zaten bu TYT problemlerini siz içinden geçersiniz. Onda bir sıkıntı görmüyorum zaten ama hani 1 dakikanın daha altında çözmemiz gerekiyor ya. İşte sevgili gençler, bu şekilde hız kazanmak isteyenler de kim istemez ki bu videoyu izleyebilir sevgili arkadaşlar. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Diyor ki aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçiminde bir pist görseli verilmiştir. Burada anahtar kelime eşkenar üçgen olması sevgili gençler. 4BD'nin 3DC'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman ben BD'ye 3M, DC'ye de 4M diyebilirim. Bakın BD 3M'ymiş. Burası da 4M'ymiş. Bu eşkenardı. Burasının tamamı 7M. O zaman burası 7M. Burası da 7M'dir deriz. Şekildeki gibi A noktasından aynı anda ama zıt yönde hareket eden iki araç D noktasında karşılaştıklarına göre V1 bölü V2. V1 bu, V2 bu. O halde sevgili gençler, alınan yol ile yapılan hız doğru orantılı olacağından ben diyorum ki bu V1 hızıyla hareket eden ne kadar yol almış? 7 buradan almış, 4 de buradan almış, 7 artı 4'ten 11. Diğeri de 7 buradan, 3 buradan 10 yol almış. Demek ki sevgili gençler, ben diyeceğim ki 11 bölü 10 benim cevabımdır. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Çünkü tekrar ediyorum, alınan yol ile yapılan hız orantılıdır sevgili gençler. İkinci sorumuz. Hızları oranı 3 bölü 4 olan iki araç A ve B kentlerinden aynı yönde yola çıkarlarsa B kentinden 420 km uzakta arkadaki araç öndeki araca yetişmiştir. Yani şöyle, bu buradan bu buradan aynı anda hareket ediyorlar ve arkadaki araç hızlı olduğu için buna şu noktada, yani B kentinden 420 km uzaklıkta arkadaki öndekine yetişiyor. Ve hızları oranı da 3'e 4. O halde yavaş olan hangisidir? Bu. Bunun hızı 3V'dir. Bunun hızı da 4V'dir diyebiliriz sevgili gençler. Bunun hızı da 4V olur sevgili gençler. Pekala. Şimdi 420 km uzaklıkta karşılaştıklarını biliyoruz. Pekala. Diyor ki bize buna göre bu iki araç A ve B'den aynı anda birbirlerine doğru yola çıksalardı A kentinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlardı? Ne demiştik? Alınan yol ile yapılan hız orantılıdır. Yani diyorum ki 3V ile 420 km yol alındığı zaman 4V ile ne kadar alınırdı onu bir hesaplamamız gerekiyor. Bakın 3V ile 420 ise 4V ile ne kadar? Şimdi biz buna içler dışlar çarpımı yapacağız. Ya da şöyle diyebilirsin. Bu bunun 140 katı. O halde 140 katı kadar burada yol vardır. Yani 560 km. A'dan hareket eden araç 560 km yol aldıysa 420'si buradaysa 140 kilometresi de buradadır sevgili gençler. İşte buranın aradaki mesafeyi bu şekilde bulabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, eğer bunlar A ve B kentinden birbirlerine doğru hareket etselerdi sevgili gençler, A noktasından kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlardı diye soruluyor. Birbirlerine doğru hareket ettikleri için ben hızlarını toplayacağım ve 7V diyeceğim. Ve 140 kilometrelik bir kısmı hareket edecekler. Hemen şunu söyleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Yine tekrar ediyorum. Yapılan yol ile alınan yol ile yapılan hız orantılı olduğu için 7V ile 140 ise diyeceğim 4V ile ne kadardır? Şimdi bu bunun kaç katı? 20. O zaman bunun 20 katı da 80 yapar sevgili gençler. Demek ki A kentinden 80 km uzaklıkta bunlar karşılaşırlar diyebiliriz. Geçiyorum 3. soruma. Yol hız çarpı zamanla bulunur.
Aslı ile Fırat arasında başlangıçta 3/20 kilometre vardır deniliyor. Aslı koşarak, Fırat ise bisikletle gidecekleri yere ulaşacaklardır. Aslı'nın hızı saatte 2 tam 1/2 kilometre, yani 2,5 kilometre sevgili gençler. Fırat'ın hızı da saatte 7 tam 1/5, yani 7,2 kilometreymiş sevgili gençler. Biliyorsunuz şunun 0,2 olduğunu. Pekala. Buna göre 1/2 saat sonra, yani yarım saat sonra Aslı ile Fırat arasındaki mesafe kaç kilometredir? Bunlar saatte bu kadar kilometre yapıyorlarsa yarım saatte bunların yarısı kadar kilometre yaparlar. Yani bu 1,25 kilometre buradan uzaklaşır. Bu 3,6 kilometre buradan uzaklaşır. Aradaki mesafe de 3/20 idi zaten. Bunu da 5 ile genişletiverin sevgili gençler. 15/100 yapar. Yani 0,15'in ta kendisi yapacaktır. Pekala, yanlışlıkla PDF'i kaydettik. Biraz bekliyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili gençler, 1,25 bu buradan uzaklaştı. 3,6 diğeri sağ tarafa doğru uzaklaştı. 3,60 da yazabilirsiniz buna. Bir de şurada 0,15'imiz vardı. Bunları toplayacağız. 5,05 0 yaptı. 2,6,8 9 10 yaptı. Elde var 1. 1,3,4 5 yaptı. Eldeki 1 ile beraber. Demek ki 5 kilometre olacakmış aralarındaki mesafe yarım saat sonra sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü soru için şu kısmı şöyle temizleyeceğim ve devam edeceğim. Diyor ki aşağıda kare şeklindeki bir pist görseli verilmiş. Burası bir kare. Araçların hızları oranı da 3'e 5. Yani bu 3B ile bu da 5B ile hareket ediyor. Ve BE kısmı, yani şurası 100 metreymiş. O halde ben şuraya X dersem, buraya X dersem, buraya X dersem şuradaki zıkkım ne olur? X eksi 100 olur tabii ki. Oranın CB'nin tamamı X ise ve 100 metre şurası ise burası da x eksi 100 metre olacaktır. Pekala. İki araç aynı anda şekilde gösterildiği gibi hareket ettiklerinde araçlar E noktasında karşılaşmışlar. Kare şeklindeki pistin çevresi kaç metredir diye soruluyor. Hemen şunu yapıyorsunuz. Bu 3V ile bu 5V ile hareket ediyorsa bu 3A kadar yol aldıysa bu 5A kadar yol almıştır. Yani aldıkları yaptıkları yol da 3 ve 5 ile yine orantılıdır. O halde sevgili gençler, A'dan sağa doğru hareket eden 3V'lik aracın yaptığı yol X artı 100 metre iken, bakın şurası ve şurası iken, diğeri ise hem burayı hem burayı hem burayı almış. Yani 2X artı X eksi 100 kadar yol almış. Bunu buna oranladığın takdirde gene 3 ve 5'i buluruz. O halde içler dışlar çarpım yapalım. Şunu şunu da çarparsam 5X artı 500 yapacaktır. Eşittir. Bunu bununla çarparsam, bakın burada 3x var ya, 3x kere 3 9x yapar. Eksi 100 kere 3 de eksi 300 yapar sevgili gençler. Ve daha sonrasında 5x'i buraya aldım 4x, eksi 300'ü diğer tarafa aldım artı 300 diye 800 yaptı. X kaçmış sevgili gençler, x'i bulmaya gerek yok artık, fark ettim. Neden? Çünkü bize bu pistin çevresi sorulmuştu. Bu pistin çevresi de zaten 4x'ti. 4x de 800'müş. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, geçtim 5. soruma. Diyor ki şekilde bir tüneli geçmeye çalışan bir trenin boyu tünelin boyunun 2/3'üdür. Yani tünel sevgili gençler 3x iken tünel 3x iken tren 2x'miş. Tren ve tünel birbirine benzeyen kelimeler olduğu için arka arkaya söylemek biraz sıkıntılı oluyor. Hızı saatte 72 km olan bu tren tüneli 2,5 dakikada geçtiğine göre trenin boyu kaç metredir? Şimdi bunun hızı saatte ne kadarmış? 72 kilometreymiş. 72 kilometre bölü saat diyebiliriz. Pekala sevgili gençler, bunu dakika cinsinden de düşünmemiz gerekiyor. O halde ben diyorum ki 60 dakikada 72 kilometre de 72 bin metre yapar arkadaşlar. 60 dakikada 72 bin metre ise 2,5 dakikada kaç metre olur? Bunu sormamız gerekiyor. Hadi bir bunu soralım. Yalnız buraya x yazmayalım. Bunların boylarına da x cinsinden ifadeler kullanmıştık. A diyelim. A metre. Tamam. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bakın 24 katı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki 24'e böleriz biz 72.000'i. 72.000'i biz 24'e bölersek şununla şunu sadeleştirdiğim zaman 3 geliyor. Demek ki 3000 metre oluyormuş. Şimdi o halde biz şunu söyleyebilir miyiz? 2,5 dakikada 3000 metre yol alıyor. Güzel. Peki
tüneli tamamen geçmesi için bu trenin ne olması lazım? Burada belki hayatında ilk defa gören arkadaşlarım vardır. Onlar için açıklıyorum. Bakın arkadaşlar, şurası tünel olsun. Tamam. Şu da bizim trenimiz olsun. Bu da trenin kafa kısmı. Şurası. Girdiği an, yani trene girmeye başladığı an bu andır. Ve çıktığı an da şudur sevgili gençler. Tünelin yine kafa kısmı şurası. Şimdi bu tüneli, bu trenin uzunluğu 2x ise, burası da 3x ise, bakınız trenin kıç kısmı, arka kısmı şurası iken şimdi burası mı? Toplamda ne kadar yol alınmış? 5x kadar. O halde sevgili gençler 5x ne olacakmış? 3000 metreye eş olacakmış. Peki x kaçtır? Tabii ki 600'dür. 600 metre. Bizden neyi istemiş? Trenin boyu. Trenin boyu 2x'ti. Ben de x'i 600 buldum. 2 kere 600 1200 yapacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim 6'ya. Aşağıda bir aracın A şehrinden kalkış ile B ve C şehirlerine varış saatleri verilmiş. Mesela burada hemen bir yorum yapabiliriz. 12'de hareket etmiş, 14'te B şehrine ulaşmış. Yani yolculuk 2 saat sürmüş. 2 saatte 192 kilometre yol almış. Demek ki saatte ne kadar yol almış? 96. Demek ki sevgili gençler bu aracın hızı 96 kilometre bölü saat olacakmış da diyebiliriz o halde. Ben demiyorum bunu. Soru bize vermiş aslında. Araç A şehrinden saat 12'de yola çıkıp saat 14'te B şehrine vardıktan sonra B ve D şehirlerinde 15'er dakikalık 2 tane mola verip saat 18'de C şehrine varmıştır. Ve diyor ki BD ile DC arasında birbirine eşit olduğuna göre B ile D şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Bakın aynı hızla devam edecek bu araç. Ve burada bir 15 dakika, burada bir 15 dakika mola verdi. Yani toplamda yarım saat mola verdi. 14'ten 18'e normal şartlar altında 4 saatlik bir zaman farkı var. Bu 4 saatin yarım saati molada geçmiş. Yani 3,5 saat yol alması gerekiyor. Hangi hızla? 96 kilometre hızla. O halde sevgili gençler, ben şunu söylüyorum. 3,5 saatte ne kadar yol alınmıştır? Bu şekilde neyi buluruz? B ile C arasındaki mesafeyi buluruz. Saatte bu kadarsa, 3,5 saatte bu kadarsa ben 96'yı 3,5'la çarpmam gerekiyor. Yani 3,5 dediğimiz sayı 7 bölü 2'dir. Ben bunu 96 ile çarp 96 diyorum, 39 yazdım. Nasıl bir mantık? 96 eşittir. Çarpalım. Şunu da şunu sadeleştirdim. 48 normalde 7 kere 50 olmuş olsaydı 350 olacaktı. 14 çıkaracağım ben. 336 oldu. Değil mi? 336. Pekala. Bu kadar kilometreymiş BC arası. Bizden ne istemiş? B ile D. Yani şurası. 2'ye böleceğim artık bulduğum sonucu. 336'yı ben 2'ye bölersem sevgili gençler, 33'ün içerisinde normal şartlar altında 16, 16'nın içinde 8, 168 yapacaktır. Doğru cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 7. soruma. 7. soruda şu kısmı, trenli tünelli olan kısmı sileceğim. Diyor ki aşağıdaki haritada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Caroline, değil mi? O şekilde okunuyor ama şöyle de diyelim mi ya, bunlar bizim güzel Ankara'mıza farklı şekilde söylüyorlar. Mesela İstanbul'a İstanbul falan diyorlar böyle. Galatasaray'a Galatasaray falan diyorlar böyle saçma sapan biçimde. Biz niye onlar bizim söylemlerimizi dikkate, nasıl söylediğimizi dikkate alarak söylemiyorlarken biz niye onlarınkine böyle bir takıntılı hale geliyoruz ki Caroline falan denir veya işte aşağıda Florence var mesela. Niye bunları bu şekilde düşünüyoruz ki? Biz bunu okuyabildiğimiz gibi okuyalım. İlla İngilizce aksan katmamıza gerek yok değil mi? Aşağıdaki haritada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina bölgesinde böyle bir ilginç oluyor. Başlayan ve saatteki hızı ortalama 175 km olan Florence kasırgasının izlediği yol verilmiş. Buna göre Florence kasırgasının başladığı noktadan bittiği noktaya kadar aldığı yolun uzunluğu kaç kilometredir? Bakın, cuma saat 2'de başlamış, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba saat 2'de bitmiş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gün geçmiş sevgili gençler. Toplamda 5 gün sürmüş. Ve sevgili gençler, saatteki hızı da 175. Şimdi 5 gün sürüyor, 1 gün 24 saat ve toplamda saatte 175 kilometre yol alıyor bu kasırga. O zaman cevap bu. Yani 175 ile sevgili gençler, 5 kere 24, 120 olduğu için bunları çarpacağız. 5 gün geçmiş değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 gün. Aynen. Pekala,
çarpacağız. Burası zaten 0 0 0. 2 kere 175 350 yapacak. 1 kere 175 de 175 yapar. İkisini toplayacağız. 3'ünü 0 0 0 3 7 0 1 ve 2. 21 bin kilometre yol almıştır diyeceğiz sevgili gençler. Bu kasırga. Evet gençler, 7. sorumuzu da bitirdik. 8'e geçtik. 8. sorumuzu da çözmeden önce kanala abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu beğenmediysen beğenmeyi de unutmazsan beni sevindirirsin, beni mutlu edersin. 8. sorumuza bakalım, vakit kaybetmeyelim. Diyor ki aşağıda uçakların yerini tespit edebilen bir radar gösterge ekranı verilmiş. Pekala. Şekilde O noktasından saat yönünde harekete başlayan ibre sabit V hızıyla 12 saniyede 60 derecelik alan taramış ve kapsama alanına bir uçak girmiştir. Bakın şurada o uçakta. Şurayı tekrar edelim. Bu ibre V hızıyla 12 saniyede 60 derecelik bir alan taramış. Güzel. Bunun yerine ibre yine O noktasından saat yönünün tersinde 3V hızıyla 10 saniye hareket etmiş olsaydı kaç tane uçak radarın kapsama alanına girmiş olurdu? Bakın şöyle diyeceğiz. V hızıyla 12 saniye boyunca çalışınca, yani 12V ile çalışınca 60 derecelik bir alan tarıyor. Yani 5 katı kadar. 3V hızıyla 10 saniye hareket ederse 30V'lik bir hızda çalışır. Ve sevgili gençler 30V'lik iş yapmış olur. 5 katı ise 5 katı 150 derece yapar. 150 derece yapar. Pekala. Şimdi diyor ki yine O noktasından başlayacak diyor. Yani şuradan. Ve diyor ki saat yönünün tersine doğru diyor. Şimdi bizim 150 derecemiz 0-0'dan başlıyorsak 360'dan ben 150'yi çıkarırım. Çünkü 0 derecenin 360 dereceye eşit olduğunu biliyorsun. 360'dan 150'yi çıkarırım. Nereye gelir? 210'a gelir. Yani 210'da nerede sevgili gençler? Bakınız. Şurada bir yerde. Doğru mu? İşte şu kadarlık bir yer tarıyor. Üst komşumun çalışmaları için sizden özür diliyorum. Şurası 150 derece. Pekala. Burada kaç tane uçak var? Onu saymamız isteniyor. Artık gerisi çocuk oyuncağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip sayamıyormuşuz. Cevabımız ne olacakmış sevgili gençler? 6 tane uçak buradadır diyebiliriz artık biz. Bu soru için. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda yüzdekar zarar problemlerini işleyeceğiz. Yine 8 tane soru çözeceğiz. Yine senin hızlanman için ve problemleri biraz daha iyi yapabilmen için çalışıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.